Şimdi kalp damarı tam tıkalı yine bir hastamız var. Bu hastaya hani ameliyat şansı çok fazla yok çünkü EFES'i çok düşük, yani kalp yetersizliği bulguları var. Ve aynı zamanda canlı doku tespit edilmiş bu tamamen tıkalı olan damar sahasında. Biz bu damarı açmak için hastaya girişimi aldık. Şimdi öncelikli olaraktan çift yolla görüntü aldık. Ben anjiyolarını daha önce görmüştüm ama anteglat doluşu var. Çift radyal yol kullanıyoruz. Burada da bakın gördüğünüz gibi şuradan itibaren buradan damar %100 tıkalı. Burada sanki bir kanal varmış gibi. O kanalı kullanmaya çalışacağız. Ama Gaia 1 aldık. Gaia 1 ile çok yol alamadık. Bakın gördüğünüz gibi burada bir mikrokateter var. Ve bundan sonra biz Ultimate Bros'a geçtik. Ultimate Bros'la distale geçme şansımız oldu. Ama çekerken bu karavelin ucunda bir kopma oldu. Bakın burada mikrokateterin ucunda bir kopma meydana geldi. O bizim için çok ciddi bir problem teşkil etmedi. Daha önce de böyle bir problemle karşılaşmıştık. Bunu acaba distale itebilir miyiz? Bu karavelin ucuna distale itebilir miyiz diye acaba baktık ama çok da mümkün olmadı. Dolayısıyla içerisinden bir Corsair geçirip telimizi floppy ile değiştirdik. Gördüğünüz gibi Corsair'imiz şeyin içerisinden geçiyor. Tip enjeksiyonu yaptık. Doğru yoldayız. Ve balonla buradaki olan bu karavelin ucunu balonla patlattık. 2'ye 30 balon bu. Dolayısıyla hani bunu da bakın şurada şu an karavelin ucu. Distale atabilir miyiz dedik. İçerisinden geçtik. Balonumuzu geri çekerken buradaki bir septale düştü. Çok güzel bir yere düştü. Dolayısıyla o hiçbir problem oluşturmayacak. Böyle hani bir şekilde imzamız gibi oldu. İmzamızı atmış gibi olduk. Dolayısıyla hani damar açıldı ama stentlememiz gerekiyor. Buraya biz bir 2,5-38 Zeiss stent yerleştirdik distal kesimi. Proksimale de 3,18 Zeiss V stentimizi yerleştirdik. Daha sonra pot yaptık ve gördüğünüz gibi tamamen tıkalı olan damar açıldı. Buraya da potumuzu yapıyoruz şimdi 3,5 balonla. Çünkü proksimal birazcık daha geniş ve karavelin ucu bakın burada. O herhangi bir şey yapmaz, herhangi bir problem oluşturacak bir şey değil. Çünkü biz bu septalleri zaman zaman tıkıyoruz. O vazifeyi görmüş oldu. Dolayısıyla bu komplikasyonu da böyle çok güzel bir şekilde yönetilmiş oldu. En son halde bu bakın eleydi tamamen açılmış vaziyette. Burada da hani biz eleydiye başarılı bir CTO girişim olarak kayda geçiyoruz.